Tavuk yetiştiriciliği hakkında bilgi amaçlı bu videoyu çekiyorum. Tavuk yetiştiriciliği karlı mı? Yumurta tavukçuluğu işinde para var mı? Tavuk yetiştirmek kolay mı, zor mu? Yumurta tavukçuluğu için nasıl bir kümese ihtiyacımız var? Tavuklar neden yumurtlamaz? Sorularınızın cevabı bu videoda. Lütfen sonuna kadar izleyin. Kümesistan. Kümesistan kanalımızdan hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, yumurta tavukçuluğu işinde para var mı? Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim, bu işi herkes yapıyor artık. Ve bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. O yüzden çok riskli bir sektör. Ticari yaptığınız zaman bazı izinler almak gerekiyor. Hobi olarak yaptığınız zaman da fazla büyük yapamıyorsunuz. Arkadaşlar, hobi amaçlı veya ticari amaçlı tavukçuluk yapmaya karar verdiğiniz zaman, tavuk beslemeye karar verdiğiniz zaman ilk önce yapmanız gereken bir kümes. Kümesinizi mutlaka yazın sıcağı, kışın soğuğa dayanıklı bir malzemeden yapmanızı öneriyorum. Çadır kümes yapmayın arkadaşlar, kullanmayın. Çünkü çadır kümes arkadaşlar kışın hayvanları dondurur, yazında yakar. Yani hayvanlar strese girer ve yumurtlamaz arkadaşlar. Çünkü tavuklar 25 derecenin üstünde ve 19 derecenin altında kesinlikle yumurtlamaz. Sadece içindeki yumurtaları, daha önceden yapmış olduğu yumurtaları yumurtlar arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Kümes tavuğu hem sıcaktan hem soğuktan koruyan bir nevi ev, yani tavukların evi arkadaşlar. O yüzden kümeslerimizi sıcağa ve soğuğa dayanıklı bir şekilde, yani bir malzemeden yapmamız gerekiyor. Ben de kendi kümesimde Beams'ten yaptım arkadaşlar. Benim kümes Beams'ten, kışın sıcak, yazın serin bir kümes oluyor arkadaşlar. Ve havalandırmasına da çok dikkat ediyoruz. Havalandırması çok önemli arkadaşlar. Tavuklar çok fazla amonyak kokusu altında kalırlarsa akciğer rahatsızlığı ve solunum rahatsızlığı çekerler. O yüzden mutlaka kümeslerimize iki taraflı havalandırma yapmamız lazım ve baca koymamız lazım arkadaşlar. Kapılarını da güney tarafa veya doğu tarafa açmamız lazım. Kuzey tarafı kesinlikle kapı ve pencere koymamamız lazım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Kümesin olmazsa olmazı folluk arkadaşlar. Ya folluğu da tavukların sayısının 1/4 olarak düşünün. Yani 100 tavuğunuz varsa arkadaşlar 25 tane folluğunuz olsun. Folluğu da kümesin karanlık ve fazla rahatsız edilmeyen kuytu köşelerine yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü tavuklar yumurtlarken rahatsız edilmeyi istemez arkadaşlar. Arkadaşlar, kümesimizi yaptık, folluğumuzu ayarladık. Gelelim tavukların tüneklerine arkadaşlar. Tavuklara yüksek ve çok sayıda tüneklik yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü tavuklar yüksek bir yere tünedikleri zaman kendilerini güvende hissederler. Strese girmezler. Strese girmedikleri için de yumurta verimleri yüksek olur arkadaşlar. Yemlik ve suluk. Arkadaşlar, yemlik ve sulukları hobiciyseniz gene tavuklarınızın sayısına göre, atıyorum 10 tavuğa 1 yemlik ve 10 tavuğa 4 nipel suluk yeterlidir arkadaşlar. Bu oranı da bu şekilde yapın arkadaşlar. Sulukların temizliğini haftada bir kez, yemliklerin temizliğini haftada bir kez ozonlu suyla bunları güzelce temizleyelim arkadaşlar. Bu şekilde temizliklerini, bakımlarını yaparsak arkadaşlar hayvanlarımız sağlıklı olur. Sağlıklı hayvan da yumurtlar arkadaşlar. Artı, hayvanları mutlaka susuz bırakmayalım arkadaşlar. Susuz kalan hayvan yumurtlamaz.
Bunu da bir bilgi olarak size ekstradan söylüyorum arkadaşlar. Hobi amaçlı veya ticari amaçlı düşünen arkadaşlar. Ben hobi amaçlı için daha çok anlatıyorum. Hobi amaçlı düşünen arkadaşlar mutlaka tavukların deşineceği bir kum havuzu mutlaka olsun. Neden olsun? Çünkü parazitlerini atması için. Artı tavukta taşlık denilen bir organ var arkadaşlar. Tavuk eğer kum yemezse yediği yemi sindiremez arkadaşlar. Biz ağzımızda dişlerimizle yaptığımız mekanik sindirimi tavuk kursağında kumla yemi harmanlayarak yapar arkadaşlar. Bunu bilmezsek tavuklarımızın çeşitli sindirim hastalıklarıyla, sindirim yolu hastalıklarıyla kaybetme ihtimalimiz var arkadaşlar. Bu riske girmeyin. Hem de tavuklarınız sağlıklı, yumurtaları, kabukları sert olmasını istiyorsanız mutlaka mineral içinde mineral olan, mineral taşlarıyla zenginleştirilmiş atıyorum normal kum, 0.3 kumun içine mermerciden mermer tozu alıp karıştırıp böyle güzel bir rasyon yapıp, kum rasyonu yapıp hayvanlarınızı bu kumda deşinmelerini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani kum olayını es geçmeyin. Bunun sonu ishale gider arkadaşlar. İyi sindirim sistemi bozulursa hayvanın ishal olur veya böyle bütün yem bu şeyinde kursağında birikir ve sıkıntı yaşarsınız. Hayvanların altlıkları da çok önemli. Yani tavuk besliyorsanız bunların zeminini, altlığını ister talaşla olsun, ister saman olsun altlık sermeyi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer altlık kullanmıyorsak mutlaka haftada bir kez veya iki kez altlarını hayvanların temizlememiz lazım. Altlık varsa da temizlememiz lazım. Altlık yoksa daha dikkatli, daha temiz tutmamız lazım arkadaşlar. Altlık çok önemli. Hayvanlar pislikten hastalanırlar arkadaşlar. Her şey tamam. Kümesimizi yaptık. Gelelim biyolojik önlemler arkadaşlar. Kümesin çevresinde çevresini, üstünü kesinlikle tel örgü ve ağ ile kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer bu şekilde kapatmazsak buraya kuşların giriş çıkışları olur arkadaşlar. Göçmen kuş demek hastalık demek tavuklar için. Arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Eğer kümesimizin ağ koruması yoksa tavuklarımız muhtemelen hastalanırlar arkadaşlar. Hastalandıkları zaman da bu hayvanları sürüden ayırıp ayrı bir yerde tedavi etmemiz lazım. Kesinlikle eğer ilaç kullanırsak kullandığımız sürece tavukların 10 gün 15 gün duruma göre kullandığın ilaçlara göre yumurtası kesinlikle yenilmez, tüketilmez. Bunu da bir bilgi olarak size sunayım. O yüzden tavuklar için ayrı kümesin dışında bir karantina bölmesi yapıp hasta tavukları orada tedavi etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben o şekilde yapıyorum. Gelelim bir başka konuya. Kümesimizi yaptık. Her şeyimiz hazır. Sıra geldi yeme. Arkadaşlar tavuklar için 16 protein minimum yem kullanmamız lazım. Bunu ister doğal yollarla mısırdı, arpaydı, buğdaydı, nohuttu şeklinde harmanlayarak verebilirsiniz. Bu şekilde veremiyorsanız yumurta yemi kullanmalısınız arkadaşlar. Yumurta yeminde de dikkat etmeniz istediğim husus arkadaşlar, günü geçmiş yumurta yemi kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Son kullanma tarihi geçmiş yem hayvanlar için bir zehirdir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu bilgiyi de sizlere veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıyeten de yonca kullanın. Yonca kullandığınız zaman, ektiğiniz zaman arkadaşlar hayvanların yumurtaları daha lezzetli, daha tatlı, daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi her şeyi hazırladık. Kümesimizi kurduk. Biyolojik önlemlerimizi aldık. İçinin terdibatını hazırladık. Gelelim tavuk almaya. Arkadaşlar tavuk alırken de dikkat edeceğimiz gerek yumurta tavuğu olsun. Piyasada çok miktarda satıcısı var.
Gerek isterseniz pazardan köylü tavuğu diye tabir edilen tavuklardan alın, besleyin. Bu size kalmış. Arkadaşlar, bunda dikkat edeceğiniz husus, arkadaşlar size genç tavuk, yeni tavuk diye sattıkları tavukların yani yarısından fazlası diyeyim arkadaşlar çıkma tavuk. Bu işi ticari yapan kümeslerin 2 yılı tamamlamış, ticari ömrünü tamamlamış tavukların satıldığı bir piyasa var arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Neden dikkat edelim? Size bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Genç tavuk, yani atıyorum 6 aylık bir tavuk diyelim. Çünkü tavuk 6 aya gelmeden kolay kolay yumurtlamaz arkadaşlar. 6 aylık bir tavuk, ibik dediğimiz kısmı, kafasının üstündeki ibik dediğimiz kısmı, yani neredeyse sıfıra yakın bir şekildedir arkadaşlar. Yani ibiği küçüktür. Yani genç feriklerin, yarka dediğimiz hayvanların ibiği küçüktür. Ama arkadaşlar 2 yaşını geçmiş tavukların ibikleri horoz ibiğinin yarısı kadardır. Yani aşağı yukarı. Büyük ibikleri vardır arkadaşlar. Bu tabi türüne göre değişir de genelde yumurta tavuklarında ibik olur arkadaşlar. Onlar da süs tavukların gibi kısa ibik olmaz. Arkadaşlar yumurta tavuklarında yani yaşlı mı genç mi olduğunuzu hayvanını bilmiyorsanız ibiğinden dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Bu ibik çok önemli bu hayvanlarda. Eğer ibiği kararmış bir hayvan görürseniz muhtemelen hastadır. Ciğerlerinde sıkıntı vardır. O hayvanı da almayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim bir başka konuya. Hayvanlarımızı aldık, kümesimizi kurduk. Vitamin ve mineral arkadaşlar. Bunlar da çok önemli. Hayvanlarımıza en az 15 günde bir vitamin, 15 günde bir de mineral vermeyi mutlaka bir adet edinelim. 10-15 günde bir de probiyotik. Probiyotiği ev yoğurdu olarak sulandırıp sularına da verebilirsiniz. Kanatlılar için satılan probiyotikleri de hayvanlarınıza verebilirsiniz arkadaşlar. Tavukları görüyorsunuz. Tavukların yanında sesini duyuyorsunuz şimdi. 5 tavukları var. Bunları beslememin sebebi arkadaşlar bit. 5 tavukları da hayvanların bitlerle mücadelesi açısından iyi oluyor arkadaşlar. Tavuklarla beraber beslediğimiz zaman. Eğer bittir, parazittir, böyle kene tarzı şeyleri, yani gerçi tavuk da yer onu da, yani kümesinize sokmuyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tavsiye ederim tavuklarla beraber bu hayvanlara da bakmanızı. Artı arkadaşlar, bu iş düzgün bakarsak, hayvanlara dediğim şekilde kurallara riayet edersek arkadaşlar, hobi olsun, ticari olsun, kar elde ederiz arkadaşlar. Ticari için de zaten en önemli şey pazar arkadaşlar. İzinlerini alacaksınız. Pazarını oluşturacaksınız. Çeşitli prosedürler var. Onları yaparsanız ve bulunduğunuz mevki de önemli arkadaşlar. Bulunduğunuz mevkide çok fazla yumurta üreticisi varsa girmeyin bu işe. Genellikle üretilmeyen yerlerde yapın. Ticari olarak düşünüyorsanız. Hobi olarak istediğiniz zaman, yani hobi olarak yapmanızda bir sıkıntı yok. Sayıları belli zaten hobinin arkadaşlar. Şimdi her şey tamam, güzel. Kümes kurduğunuz zaman ilk aldığınız tavuklar 15 gün, 20 gün durumuna göre 1 ay stresten yumurtlamayabilir. Bunu da göze alın. Bu işe başlayacaksanız, yani bu hobiyi, yumurta üretmeyi kendinize hobi edinecekseniz arkadaşlar, bunu dikkate alın. Tavuğum neden yumurtlamıyor diye düşünürseniz, tavukların yumurtlamama sebebi mineral eksikliği, su eksikliği, arkadaşlar ısı dengesizliği, yani 19-25 derece bandını geçilmesi. Bunlar, bu şekilde hayvanlar yumurtlamadı arkadaşlar. Sürünüze iyi bakın, tavuk sürüsüne. Sonradan gelen bir hayvanı tavuklar kabul etmez arkadaşlar. Döverler. Yani bu hindi gibi, atıyorum ördek gibi değildir tavuklar. Tavuklar, sürüyü bozmayın. Elinizdeki sürüde hastalanan hayvan olursa
hayvanı ayırın, karantinada tedavisini yapın, geri getirin sürüye. İyileşmeden kesinlikle koymayın. Arkadaşlar böyle ben işte 50 tavuk aldım, 10 tane daha alacağım diye parça parça tavuk almayın. Sürü tavuklar sürüsüne ekstradan bir hayvanı kolay kolay kabul etmez. Döverler arkadaşlar. Bu bilgiyi de veriyorum. Böyle bir kümes yapayım dediğiniz zaman, yani böyle tel örgülü, ağlı, yalıtımı düzgün, ortalama arkadaşlar 7 ile 20 bin lira arasında değişir. Arkadaşlar bura aşağı yukarı 50 metrekare açık alanı var. Aşağı yukarı da o 20 metrekare kapalı alanı var. Böyle bir kümes işte dediğim gibi 7 ile 15 bin lira işçiliğe bağlı fiyatı değişir arkadaşlar. Kendiniz yaparsanız ucuza, işçiye yaptırırsanız, işi bilenlere yaptırırsanız birazcık daha haliyle işçilik masrafınız ve artar. Ona göre birazcık daha pahalıya mal edersiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi de size vereyim, yani bir kümesin maliyetini ortalama. Bu kümes de kaç tavukluk arkadaşlar? Aşağı yukarı 100 tavuk alır arkadaşlar burası. Yani 100 tavuk da bir hobici için çok fazla. Bende şu an 100 tavuk bile yok arkadaşlar. Yani burada kaç tavuk var? 30-35 tane tavuk var arkadaşlar. Fazla bir tavuk yok. Ben kendi yiyeceğim yumurtayı üretiyorum arkadaşlar. Sabahleyin kalktığım zaman kendi ürettiğimiz yumurtayla kahvaltımızı yapıyoruz. Yani verdiğim şeyleri biliyorum hayvanlara. Gönlüm rahat. Siz de böyle şehirden uzak, bahçeli, müstakil bir eviniz varsa arkadaşlar, böyle ufak tefek hayvanlar besleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası bir çiftlik, yani çiftlik evi tarzı bir yer arkadaşlar. En yakın komşu bana 250 metre yakında. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi veya arkadaşlar sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmına sorarsanız ben tüm sorulara cevap veriyorum elimden geldiği kadar. Arkadaşlar mutlu kalın, sağlıklı kalın, hayvan sevgisiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Kümesistan.